İlk seans programına hoş geldiniz. Artık haftayı kapatıyoruz. Dün çok bol aksiyonla tırnak içerisinde bir günde enflasyon datasını karşıladık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para ve banka istatistiklerini görürken diğer taraftan tabii ki en önemli karar İngiltere'nin 25 baz puan faiz artırması ve Avrupa Merkez Bankası'nın da artık enflasyon konusunda iyimser davranmamasıydı. Dün tabii borsalarda satışlar vardı ve Facebook hissesinde özellikle ciddi bir satış vardı. Nasdaq etkilemişti ancak dünkü yaraların bugün bir miktar daha toparlandığı bir gün. Umarım borsa yatırımcısı açısından da öyle bir gün olur. Wall Street'te bu sabah hava terse dönmüşe benziyor. Gözler tarım dışı istihdam rakamlarında, Amazon'un mali sonucunun olumlu olması da bu olumlu havaya minik de olsa bir katkı sağladı. İki konumuz olacak. Harun Dereli ve Eda Karadağ birazdan, ama öncesinde gelin birlikte fiyatlamalara bakalım. Birazdan Borsa İstanbul'da da gongo çalacağız. Evet, yönetmenim ekrana fiyatlamaları verdi. 1957 puan seviyesinde dün Borsa İstanbul tamamladı. %2'nin üzerinde kayıplar vardı. Hem jeopolitik riskler, sabah da bahsetmiş olduğum, hem FED'den sonra iki önemli merkez bankasının da şahin tonda mesajları ve şahin adımları diyelim, faiz artırmak gibi oldukça önemliydi. Dünya artık enflasyondan kaygılanıyor. Enflasyonu yenmek için de faiz artırıyor. Türkiye'de ise dün enflasyon %50'ye dayandı. Diğer taraftan politika faizi de 14. Kabaca Türkiye böyle bir dönemde %35'e yakın bir negatif reel getiri sunuyor. Dolayısıyla da yabancı takas oranının 40 seviyesinin aşağısında olduğu şu günlerde bu negatif reel getiriyle Türk borsalarına ve Türk piyasalarına nasıl yatırımcı gelir, nasıl yabancı yatırımcı gelir ya da gelmesi gerekir mi? O da ayrı bir konu. Yabancısız da gider mi? Bunları tartışacağız. 2000 puan üzeri zorlanıyor. Bir bakalım, paritelere bakalım. O tarafta tabii Euro dün 2004'ten bu yana en yüksek seviyelerinden bir tanesini gördü. Şu anda 1.15'lere çok yakınız. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarda özellikle bu yıl iki tane faiz artışı yapılabileceği yönde bazı açıklamalar vardı. Deutsche Bank da Euro-Dolar'la ilgili paritesinde uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti. Bir seviye vermemişler şu anda, ya da birazdan detaylı bir şekilde rapora bakarım, ama artık onlar da longa dönmüş durumdalar diyelim. Tabii faiz artırımı artıran İngiltere Merkez Bankası ılımlı sıkılaşma sinyali verdi. O yüzden pound cephesi görece bir miktar daha zayıf, ancak Euro tüm varlıklar karşısında artı da, dolayısıyla 10 baz puanlık faiz artışına gideceğini öngörüyor piyasa uzmanları. Haziran'da Avrupa Merkez Bankası'nın toplamda da 40 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Bu sene içerisinde Avrupa'dan Christine Lagarde'da bu yıl enflasyon beklenenden yüksek olabilir dedi. Bir şerh koydu orada. Mart ayını beklerim çünkü ekibimden iyi bir data seti gelecekleri. Dolayısıyla o Mart ayındaki rakamları da görelim. Sonrasında enflasyonla ilgili imserlik vurgusunu yerine bir başka kelimelere bıraktı. Daha şahin tonda kelimelere bıraktı. Avrupa tarafından, daha doğrusu dolar endeksinden bir ABD borsalarına geçelim. Dün Amazon iyi bilanço açıkladı. Facebook %20'den fazla satılmıştı. Fazla satılınca bugün almak istiyor piyasalar. Değişen pek bir hikaye yok. İşte Amerika Rusya'yı suçluyor. Rusya'da özellikle bakıldığı zaman Rusya'nın bir spekülatif elinde video olduğunu ve Ukrayna'ya müdahale etmek için böyle bir videoyu öne süreceğini düşünüyor Amerika. Ve bu anlamda da önemli iddiaları olduğunu, önemli kanıtları olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı'ndan gelen açıklamada jeopolitik tansiyon da artmaya böyle bir ortamda devam ediyor. Bir Asya piyasalarına bakalım. Tüm hafta boyunca Güney Kore, Singapur, işte bakıldığı zaman Çin, aynı zamanda işte birçok ülke tatildeydi Çin'deki yeni yıl sebebiyle. Bugün Çin yine kapalı. Asya piyasalarında ise olumlu bir tablo olduğunu görüyoruz. Bir tek Hindistan eksi de. Bu taraftan bakalım bir tahvil faizlerine. O taraf aslında dolar endeksi, euro ve pound'un güçlenmesini simgelerken Amerikan 10 yıllıklarsa enflasyon kaygısını fiyatlıyor. Sabah 1.85'te 2 baz puan düşmüş, ama yine de buralar endeksler için çok olumlu seviyeler değil. Çünkü Amerika'daki işte 4'ten fazla faiz artışını gösteriyor, fiyatlıyor bu kotasyonlar. Buradan da son olarak MTI'ye bakalım. Borsa gongu da çalacak. Bir taraftan da yönetmenimizle birlikte, rejimizle birlikte gözümüz orada. Artı da açması bekleniyor borsanın. Dün %250 satılınca bankalar öncülüğünde hem küresel piyasalardaki ılımlı primli tablo kısmen, hem de dünkü satışların telafisi için olumlu bir hava bekleniyor. Ons altın 1807 dolarda, petrol kaygı verici seviyelerde bir kez daha 90 doları aştı ki Amerika'da da uzunca bir süreden sonra ham petrol 90 doları gördü. Şu anda NYMEX bir miktar aşağısına 42 sent satıldı. Son olarak da kripto paralara bakalım.
Ve konumuza da gideceğiz daha sonrasında. Bitcoin toparlıyor, küresel piyasalar olumlu olunca. Nasdaq toparlayınca Bitcoin de toparlıyor. Nasdaq düşünce son dönemde Bitcoin de düşüyor. Bu ikisi arasındaki korelasyon çok kıymetli. Ethereum da 2800-3000 dolara kadar geldi. Gelin birlikte o zaman gonga gidelim. Borsa İstanbul söylediğim gibi yarım puan üzerinde artıyla açtı. Piyasa analistleri de bu yönde bir beklentisi vardı. 1969 puan seviyesi önemli. Özellikle analistler 1930 puan seviyesinin destek, 2000 puanın da direnç olacağını söylüyor piyasa uzmanları ve bu anlamda çok değerli bir isme gidelim. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Bey olacak. Harun Dereli. Harun Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen bir enflasyonla başlayalım mı? Ziraat yatırım olarak beklentilerinizin çok üzerinde miydi? Bir de borsanın bugün bir artıda açmasını isterseniz cümlenin başına koyalım. Çok özür dilerim. Evet. Sonrasında bir enflasyonla ilgili beklentilerinizi öğrenmek isterim tabii ki. Tabii ki borsada tepki açılışı söz konusu. Küresel piyasalarda bir toparlanma var. Sizin de belirttiğiniz gibi. Ona istinaden de bizim tarafta da tabii artı açılmasını beklerdik zaten. Normalde biz de 0.51 bandında bir artı açılış öngörüyorduk. Tepki alımları diyebiliriz. Henüz trendlerde vesairelerde çok farklı bir değişiklik yok. Özellikle çok yüksek bir oynaklık olduğunu da söyleyebiliriz. Yani yeni bir alım için nereler geçmesi lazım Harun Bey? Yani şimdi mesela buralar çok kritik diyor borsa yatırımcıları, hisseciğimiz. Diyorlar ki 2000 puan üzerine gelince endişeleniyoruz. Çünkü daha öncesinde de birkaç defa düştü, evet. Dün de düştü. Dolayısıyla siz böyle yeni bir hissede pahalı da olsa ama şurayı geçerse endeks ben tekrar yeni portföy ve yeni alımlar düşünebilirim ama şu anda mevcutu koruma ya da işte bir miktar daha temkinli olma dönemi gibi böyle bir analiz yapabilir misiniz bize? Şu anda yani kısa vadeli analiz yapmak çok zor. Çok ciddi haber akışlarında da oynaklık söz konusu. İşte Rusya-Ukrayna gerilimi bir anda patlak veren bir gerilim. Oradan gelen haber akışları da çok ciddi etkisi söz konusu. Diğer taraftan işte gelişmiş ülke merkez bankalarından açıklamalarda çok şahin vayra açıklamalar geliyor. O tarafı bozan gelişmeler var. Bizim tarafta farklı sıkıntılar var. İşte dediğimiz gibi enflasyon riski çok gündemde. Küresel piyasalarda da enflasyon riski çok gündemde de bizim tarafta oldukça yüksek bir enflasyon söz konusu. Ondan dolayı da yani kısa vadeli bir yani bu seviyenin üzerinde kaldıkça tedirgin olmayın demek çok zor ama kısa vadeli olarak ama uzun vadeli olarak bence ciddi potansiyeller sunuyor borsa. Özellikle ciddi bir enflasyon sürecinin içinden geçiyoruz. Şu anda şirketler de aslında geçiş sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Henüz bu enflasyonun etkisini finansallarda tam görmedik. Önümüzdeki süreçte onları da göreceğiz. Muhtemelen cirolarda, karlarda yüksek artışlar göreceğiz 2022 yılında ki beklentiler de genel olarak yani beklentisini açıklayan şirketlerde genel olarak o yönde açıklamalar söz konusu. Ondan dolayı da uzun vadeli olarak potansiyel sunuyor ama kısa vade yüksek oynaklık, sert oynaklık var. Tabii burada özellikle yabancı payının düşmesi, yabancıların devamlı satıyor olması ciddi bir risk olduğunu söyleyebiliriz. Ondan dolayı da zaten piyasa yukarı yönlü gitmekte zorlanıyor. Hacimler de çok düşük değil mi Harun Bey? Bakıldığı zaman evet. Özellikle son bir hafta 10 gündür 20-30 milyar dolar. Hatta 30'a çok zorlu çok zor gözüküyor oralar. Yani 25'in üzerine atamıyor gibi. Yabancı takas oranı da 40'ın aşağısına geldi. Bunun temel sebeplerini zaten herhalde değil mi? Hepimiz artık ezbere sayıyoruz tüm ülke olarak. İşte Türk lirasına güvenin azalması, dolar kurun artması, Merkez Bankası'ndaki görev değişiklikleri, Hazine Bakanlığı'ndaki aynı şekilde görev değişiklikleri, kurumsal çatının onarılması bir sürü konu var. Dolayısıyla ne dersiniz bu cepheye dair? Yani yerliler sonuçta buraya kadar getirdi. Siz ziraat yatırım olarak ya yabancıya da gerek yok Murat, hani yerliler de burayı götür diyebiliyor musunuz? Yoksa burada yabancıların önemini buralarda mı anlıyoruz? Yani volatilitenin artması ve hacimsiz giden bir piyasa şartlarına mı sebep oluyor acaba? Aslında hacimsiz giden bir piyasaya sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bir de yani kurumsal yatırımcıların olmaması ki yabancı yatırımcılar daha çok kurumsal montanda geliyorlar. Kurumsal yatırımcıların olmaması kısa vadeli sert hareketlere de sebebiyet veriyor. Yani satışı karşılık verecek bir
mekanizma söz konusu değil. Yani bireysellerde çok ciddi bir endişeye kapılma, kısa vadeli tutma mantığı söz konusu. Ondan dolayı da bir satış geldiğinde satış daha da şiddetleniyor. Onun karşısında duramıyor. Tabii ki yani yabancıların satış yönünde pozisyon alması, işte algoritmik satışların yoğunluğu vesairelerde yani dengeli, yani fiyat mekanizması aslında Borsa İstanbul'da da kısmen bozulmuş gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi sonuçta şirketlerin bir ederi, bir değeri var. Şu anda da enflasyonist ortamdayız. Oldukça yüksek bir enflasyon söz konusu. Bu süreçte mutlaka bu değerler buralarda kalmaz diyorum yani uzun vade olarak. Ondan dolayı da ciddi potansiyel sunduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki seçilen şirketlere de dikkat etmekte fayda var. Yani çok yüksek değerlemesi olan kurumsallığı zayıf şirketlerin tercih edilmemesini tavsiye ederim. Mümkün olduğunca büyük kurumsal güçlü şirketlerde kalınması daha mantıklı gibi şu aşamada. Değil mi? Ocak ayında özellikle BIST 30 evet. kağıtları BIST 100 tam endeksinin üzerine getiri sağladı. O tarafa bir ilgi alakanın da arttığını görüyoruz. 1-1,5 hatta 2 sene öncesinde çok fazla yan kağıtları ve riskli varlıkları yatırımcı evet. tercih ederken şimdi birazcık daha borsa riskli bir varlık evet ama borsa içerisinde güvenli limanlı hisselerle gidiyor. Türkiye ekonomisi için katma değerli şirketleri sanırım tercih ediyor Harun Bey yatırımcılar. Şimdi evet. Enflasyon tabii ekonomideki tüm her şeyin motivasyonu bozuyor. Yani biz vatandaşlar için de çok bozuyor. Markete gittiğimiz zaman rafları görmemiz yeterli ama işte işsizliği artırıyor, büyüme çarklarını vesaire. Evet. Ama böyle bir ortamda da yani enflasyon varsa borsa yatırımcısı mecburen değil mi? Getir anlamında 14 politika faizi verildiği bir ortamda hani hiç doların artmadığını düşünerek böyle bir faiz ortamında tabii ki borsayı tercih edecek. Diğer taraftan az önce güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi şirketlerde bu enflasyon fiyatlamasını görmedik dediniz. Yani bundan sonraki süreçte enflasyonun %50 ve üzerinde rekor kırması beklendiği için bir de bir taraftan da bu enflasyon şirket karlılıklarını artıracağını söylediğiniz için o zaman borsa için hem yatırımcı açısından hem de şirketler açısından oldukça olumlu bir tabloya mı sebebiyet veriyor enflasyon? Yani tek olumlu herhalde gözüktüğü nokta borsa olacak gibi. Şu anda yani yatırımcıların yatırım yapabilecek enstrüman bulma konusunda zorlandığı bir dönem içindeyiz. Korunma mekanizmaları da aslında yok genel olarak bakıldığında. Çünkü kura bakıyoruz sabit duruyor. İşte faiz zaten sizin belirttiğiniz gibi %14 bandında mevduat faizleri. Bunun dışında yani yatırımcıların varlıklarının değerini korumak için yani sanki şu anda hisse dışında çok farklı bir enstrüman bulabileceğini düşünmüyorum. Yani tabii yurt dışı piyasalar hariç, yurt dışı borsalar hariç yurt içinde farklı bir enstrüman bulmak gerçekten çok zor. Ama tabii hisse yatırımının da riskleri var. Yani ona da alışkın olan yatırımcılar bunu kaldırabilir. Çünkü çok ciddi hareketler olabiliyor. İşte bir anda %20'ye yakın düşüşler görülebilir. Bir anda da yükselişler görülebiliyor. Uzun vadeli düşünüldüğü takdirde hisse tarafında ben ciddi potansiyel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü farklı bir enstrüman da söz konusu değil ve şirketlerde yani bir yıllık şirketler değil. Öyle düşünmek lazım. Uzun vadeli olarak bu şirketlerde ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu ki Borsa İstanbul'daki şirketler çok büyük krizler atlatmış şirketler. Evet, Harun Bey'in görüntüsünde çok ufak bir soru var ama merkez düzelecektir. Yönetmenimiz Burçin Kırca müdahale ettirecektir. Ama şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesi de önemli karşıya veriyor haber masamız son dakika olarak. Burada özellikle alt gruplar geneline yayılmış bir tüketici yıllık enflasyonundan bahsediyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon yorumunda. Özellikle kurun sabit kaldığını, omikron kaynaklı bakıldığı zaman da bazı risklerin arttığını ve emtia fiyatlarındaki artışa dem vuruyor. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi giyim dışı gruplarda daha belirgin olmak üzere sürmüştür. Gıda yıllık enflasyondaki yükselişin alt gruplar geneline devam ederken gıdadaki önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyretti diyor. Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatlı kaynaklı baskılar da devam etmektedir diyor. Merkez Bankası daha da devam edecek gibi %100'e geldi üfe tarafı. Dolayısıyla onda bir geçişkenliği olacaktır herhalde. Harun Bey son anda böyle bir cümlenizde sıkıntı oldu. Evet. Özür dilerim onu bir daha başaralım. Bir de Merkez Bankası enflasyon değerlendirmesi yaptı. Kur etkisinin azaldığını ancak omikron ve emtia fiyatlarındaki enerji fiyatlarındaki etkinin arttığı bir dönemdeyiz diyor özetle.
Evet, merhabalar. Tekrardan ya, kusura bakmayın, bağlantıda bir Estağfurullah, kopukluk teknolojinin oldu. azizliği. Evet, maalesef. Şimdi Borsa İstanbul'la ilgili konuşuyorduk. Yani dediğimiz gibi, yani şu anda farklı bir enstrüman bulmak çok zor. Ama tabii buna da, yani bu riskli bir enstrüman. Yani borsada hisse tarafı riskli bir enstrüman. Uzun vadeli düşünmesi gereken bir enstrüman. Ama burada da çok yüksek potansiyeller önümüzdeki süreçte olduğunu düşünüyorum. Bir de hem bankalara bakıldığında hem de sanayi şirketlerine bakıldığında belirtmiştim de tam gidip gitmediğini bilmiyorum. Yani çok ciddi krizler atlatmış, yani Borsa İstanbul'daki şirketler çok ciddi krizleri atlatmış şirketler. Ve şu anda da çok tecrübeliler aslında genel olarak bakıldığında. Bundan dolayı da hem reel sektör şirketlerinde hem de bankalarda karlılık özelinde önemli bir sıkıntı gözükmüyor şu aşamada. Yani kurların bu kadar yüksek fırladığı bir dönemde, ilk önce çok yüksek bir pik yaptıktan sonra tekrar gerilediği dönemde, işte enflasyonun yüksek seviyelere çıktığı dönemde çok büyük bir risk gözükmüyor. Bankacılık tarafında da işte açıklanan karları görüyoruz. Çok yüksek karlılıklar var ve 2022 beklentileri de çok iyi bankalar tarafında, ki bankalar aslında genel olarak reel sektörü yansıtır. Yani reel sektörde karlılıklar yoksa bankacılık tarafında da sıkıntı var demektir aslında. Genel ekonominin yansıması açısından yani reel sektörde çok fazla sıkıntı yok gibi duruyor. Ama tabii ki bireyseller olarak çok büyük gelir kaybı söz konusu enflasyon özelinde bakıldığında. Enflasyonun oluşturduğu tabii ki farklı riskler gündeme gelecektir. Şirketler üzerinde de farklı riskler gündeme gelecektir. İşte belki enflasyon muhasebesine geçilecek, farklı enstrümanlar olacak. Karlılıklarda bazı farklı şişmeler de göreceğiz. Mesela reel bir karlılık demiyoruz aslında. Yani şu anda hisse tarafında da mesela işte enflasyonda bir geçiş sürecindeler diyoruz ama reel anlamda bunların değeri artacak şu anda şu aşamada demiyoruz genel olarak. Bakın da orada bir ekonomik konjonktürün de düzelmesini gerektiğini düşünüyoruz ama çok yüksek bir enflasyon söz konusu. Ona göre de şirket değerlerinde bir düzeltilmesi gerekir diyoruz. Yani şu aşamada o düzeltme henüz daha olmadı. Önümüzdeki süreçte o da olacaktır diye bekliyoruz. Şimdi tabii bakıldığı zaman bankalar TL kredilerinde yaklaşık olarak %30'luk bir büyüme bekliyorlar. Evet. Ve siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Harun Bey? Yani TL kredilerin bir anlamda %30'dan fazla büyüme beklenmesi bu bilanço döneminde görmüş olduk. O da enflasyon negatif yönde bir katkı sağlıyor. Bir de tabii yüksek faiz demek bankaların işte çok para kazanması anlamına gelmiyor. Değil mi? Bu Evet. anlamda herhalde daha istikrarlı bir faiz politikasından bahsetmek gerekiyor. Şu anda Merkez Bankası'nın bankalara açılan mevduat ve kredilere uygulanan faiz oranlarını görüyoruz. Yani 14 politika faizi çok artık hani zaten önemini kaybettiğini Sayın Bakan Nebati söylemişti. Giden bir çok özür dilerim oran var. Ne dersiniz? Şimdi %30'luk büyüme, yani TL bazlı TL kredilerde %30 büyüme aslında çok normal olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bir enflasyon da söz konusu. Zaten %14, işte %17 bir faiz getirisi var üzerlerinde. Yani reel olarak bakıldığında aslında çok yüksek bir büyüme değil. Bir de orada aslında %30'luk büyümede YP mevduattan TL mevduata geçişlerin de etken olacağını düşünüyorum ben. O tarafta yani orada bir geçişkenlik de söz konusu. Çünkü YP mevduatlarda bir büyüme söz konusu. Beklenmiyor. Hatta daralma bekleniyor o tarafta. Çünkü kur korumalı bir mevduat mekanizması var. Ondan dolayı o tarafta aslında bir reel büyüme söz konusu değil genel olarak rakamlara bakıldığında. Yani o enflasyona sebebiyet verir mi? Bence vermez o tarafta. Çünkü enflasyon zaten %50'lerde. Yani öyle düşünmek lazım. Şu anda 50'lere yakın bir seviyede enflasyon söz konusu. Diğer taraftan normalde aslında bankalar düşük faiz daha çok işine yarayan bir durum şu anda. Yani şu andaki konjonktür, şu andaki mekanizma aslında bankacılık tarafını çok ciddi anlamda karlılık olarak destekliyor. Çünkü mevduat maliyetleri çok düşük seviyede ama kredi fiyatlamaları ona göre yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki kısa vadeli bir fonlama bu tarafta. Uzun vadeli tarafı da dikkate almak lazım. O taraftaki seviyeler tabii ki yüksek. Ondan dolayı da yani aslında kredi mevduat makası bu mekanizmada açılmış durumda gibi bankacılık tarafında olumlu gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Merkez Bankası'nın yaptığı son hamleler
aslında bankacılık tarafının karlılığını çok ciddi anlamda destekliyor. Enflasyonla ilgili bir öngörünüz var mı Harun Bey? Bir çalışmanız var mı? Birinci sorum. İşte üfe %100'e kadar geldi. Bugün petrol çok kritik bir eşikte, 100 dolara gitmesi konuşuluyor. Pamuk fiyatlarına kadar birçok dünyada işte bakıldığında CFT ürünlerin de fiyatları yükseliyor. Dolayısıyla ziraat yatırım olarak nasıl bir enflasyon bekliyorsunuz? Ve böyle bir ortamda sizce Merkez Bankası faiz leri düşük tutma ısrarını devam ettirir mi? Çünkü dün İngiltere ve ECB'den oldukça şahin açıklamalar ve adımlar geldi. Şu anda enflasyonla ilgili risk tabii ki var, devam ediyor. Muhtemelen Şubat ayında da yüksek bir enflasyon göreceğiz ama çifthaneli bir enflasyon görmeyiz diye düşünüyorum. Şubat ayında daha farklı olur. Kademeli olarak bu özellikle yılbaşında yapılan fiyat artışları işte kurum geçişkenliğinin sağladığı etkiler yavaş yavaş azalarak devam eder. Önümüzdeki süreçte de azalmaya başlar ama tabii ki hangi süreçte en tepe seviyeye ne zaman ulaşacağını kestirebilmek çok zor. Önümüzdeki süreç riskli bir süreç. Küresel piyasalar da bize bu konuda yardımcı olmuyor maalesef. Özellikle petrol fiyatları çok yüksek seviyelerde, enerji fiyatları çok yüksek seviyelerde seyrediyor ki bizde enerji fiyatları ana girdi gibi tamamı neredeyse ithalata dayalı. Hem doğal gaz fiyatları hem de petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Bunlar da aslında emtia fiyatlarına da bir baskı unsuru oluşturuyorlar. Genel olarak bakıldığında bu tarafta bir enflasyonuz baskı önümüzdeki süreçte devam edecekmiş gibi duruyor. Bunun düşmesi hem küresel piyasalara hem de bizim tarafa bağlı aslında. Hı hı. Özellikle kurda stabilite devam ederse, bu şekilde korunursa, bir artış olmadığı takdirde enflasyonda önümüzdeki süreçlerde yavaş yavaş bir istikrar sağlanabilir. Ama ilk önce tabii ki tepe seviyeyi görmemiz lazım. Orayı henüz daha göremedik. Belirsizlikler çok yüksek ki küresel piyasalarda da zaten belirsizlikler çok yüksek. Muhtemelen yani yıl sonunda bir baz etkisi de söz konusu olacaktır. Tabii ki dediğim gibi yani kurda bir hareketlenme olmaması ve küresel piyasanın da kısmen bizi desteklemesi kaydıyla baz etkisiyle birlikte 30'lu seviyelere yıl sonunda düşer diye bekliyoruz biz de. Ama dediğim gibi riskler oldukça yüksek enflasyonda. Şimdi enflasyon yüksek. Bakıldığında faiz, politika faizi düşük ancak piyasadaki kredi faizleri yüksek. Bir taraftan da işte döviz kuru nispeten yüksekti ve şu anda yatay bir bantta gibi gözüküyor. Kur korumalı mevduat sonrasında Türk lirasına güven ortamı tam anlamıyla Harun Bey sağlandı mı? Yani çünkü birçok parametre arasında çok ciddi bir uyumsuzluk var işte kredi faizleri değil mi? Evet. Döviz kuru ve diğer çarpanlarla ilgili. Herhalde çok da erken de konuşmamak lazım ama şimdi Mart'ta Fed faiz artıracak. İşte ECB ve İngiltere az önce sizle birlikte bahsetmiş olduk. Böyle bir ortamda Türk lirasının bu yatay görüntüsü devam edebilir mi? Gerçekten de sizce Türk lirasına güven ortamı yurt içinde vatandaşlarımız tarafından sağlandı mı? Dünkü gelen döviz istatistik rakamlarından sonra ve aynı zamanda tabii ki diğer rasyolara baktığınız zaman tam anlamıyla TL'ye güven sağlandı ve bundan sonra vatandaşın tercihi dolar değil Türk lirası olmaya devam edecektir diyebiliyor muyuz? Şu an için henüz erken olabilir. Özellikle kurdaki oynaklığın azalması çok önemli olacaktır. Kurda stabilite sağlandıkça TL'ye güven de artacaktır. Tabii ki bunu koruyabilmek, yani bu enstrümanlarla koruyabilmenin de bir maliyeti, bir riskleri söz konusu. Onları da dikkate almak lazım. Ama şu anda oynaklık yavaş yavaş düşüyor, azalıyor. Özellikle talebi kesme konusunda yeni enstrümanlar ciddi bir katkı yaptığını söyleyebiliriz. Yani dolara olan talep şu anda neredeyse durmuş durumda aslında genel olarak bakıldığında. Çünkü sonuçta bu TL enstrümanla bunu sağlayabiliyorsunuz. Ondan dolayı da dolar alma ihtiyacı özellikle bireysellerde azalmış durumda. Önümüzdeki süreçte kurumsalların da bence bu alanda özellikle vergi avantajı sebebiyle katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Yani kurda biraz daha aşağı yönlü hareketleri görebiliriz. Bundan sonraki süreçte bence aslında yaz aylarına yaklaştıkça turizm gelirleri çok önemli olacaktır. Orada bize ciddi bir katkı yapacağını bekliyorum. Ama tabii ki bu özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin azalması hatta ortadan kalkması bizim açımızdan çok iyi olur bu süreçte. Oradan riskli bir durum bizim turizm gelirlerimizi yani beklentimizi
azaltabilir. Çünkü iki tarafta da, iki ülkeyle de ilişkilerimiz, çok ciddi ilişkilerimiz var. Hem ticaret tarafında ilişkilerimiz var, hem de turizm tarafında ciddi ilişkilerimiz söz konusu. Ondan dolayı taraf bizim için önemli bir risk unsuru. Önümüzdeki süreçteki yani belirsizlikler açısından önemli bir risk unsuru. Bu konu yakından takip edilmesi gerekiyor diyebiliyorum. Türkiye için herhalde en istenen senaryo Rusya ile Ukrayna'nın tehlikeli bir yakınlaşmasının olmaması, değil mi? Şu anda gördüğümüz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna teması oldu, ancak Rusya da Türkiye için çok önemli bir partner, iki ülke. Ki son dönemde hem Suriye'deki yaşananları hatırlıyoruz, S-400 ile ilgili adımları hatırlıyoruz. Rusya da sonuçta bu adımları Türkiye'yi Amerika'dan biraz almak, değil mi? Batı'dan almak, bu tarafta bir cephe oluşturmak için yapıyor. Böyle bir yatırımı... Ufak bir şey daha buyurun, lütfen. Yani bizim açımızdan Ukrayna-Rusya olayı, yani Fed'in şu andaki alacağı şahinvari şeylerden, aksiyonlardan çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Zaten bizim kurda ciddi bir satış baskısı oldu. İşte yabancı payı zaten ciddi anlamda azaldı. Yabancılar çok ciddi çıkış yaptıkları için şu anda oradaki diğer gelişmekte olan ülkeler kadar çok fazla etkiyi hissetmeyebiliriz o tarafta. Ama bizim asıl konumuz bence Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim bizim açımızdan çok daha önemli gibi duruyor şu anda. Yabancı mevduatlar, para mevduatlarını editörümüz Yarkın Sun paylaştı. %60'a kadar geriledi. Hani 60'a kadar diyorum ama tabii oran yine çok yüksek. Yani %50'den fazlası yabancı para tercihinde kalmaya devam ediyor. Şu anda çok kısa, süremizin sonuna geldik Harun Bey. Tek bir soru sormak istiyorum. Dolarda bir köpük var mı? Türk lirasının adil değerini bilebiliyor muyuz? Çünkü bir taraftan rekabetçi kurs söylemi varken şimdi de bakıldığı zaman için kurun da çok da yukarı gidilmesini istenmiyor. Ama Türk lirası aşırı değerlenirse de bu defa yeni ekonomi modelinde ihracatın önemini kaybetmiş oluyor. Gerçi ihracat yapıyoruz ama ithalat %50 artınca da rekor dış ticaret açığı da gördük. Özetle kurda şu anda bir köpük var mı? Ya onu kestirebilmek çok zor. Yani kur şu anda... Ya muhtemelen bir köpük var, hala köpük var olduğunu söyleyebiliriz ama enflasyon arkadan bu köpüğü yok ediyor. Yani ciddi bir enflasyon var arkadan gelen. O maliyetleri arttırıyor. Orada da köpüğü yok eden bir enflasyon söz konusu. Yani kur nasıl diyebilirim? Yani burada kur hızlı bir şekilde artır takdirde enflasyona sebebiyet veriyor ve enflasyon da kuru ileriye doğru tetikliyor. Aslında bir kısır döngüye giriyorlar olaylarda. Bundan dolayı da kurun mümkün olduğunca istikrarlı ve stabil kalması lazım. Hatta biraz daha düşmesi özellikle enflasyon üzerindeki etkiler açısından çok daha önemli olabilir önümüzdeki süreçte. Başka türlü yani kur artarken bizim enflasyonu yani tutabilmemiz, dengeleyebilmemiz biraz zor gibi duruyor. Çünkü çok ciddi özellikle enerji tarafında çok ciddi maliyetlerimiz söz konusu. Onlar da yurt dışında artıyorlar. Emtia tarafında da fiyatlar dolar bazlı artıyorlar zaten. Gıda fiyatları aynı şekilde, gıda emtiaları da aynı şekilde çok ciddi artışlar var. Ondan dolayı da yani dolar kuru bizim açımızdan yani enflasyon üzerinde çok ciddi bir etken. Şu aşamada. Evet. Ondan dolayı da mümkün olduğunca istikrarlı ve stabil tutulmasında fayda var. Enflasyonla mücadele konusunda. Evet, köpük var ancak bu köpüğü enflasyon alıyor. Önemli bir değerlendirmeydi Harun Bey. Teşekkür ederiz. Yani enflasyona her anlamda neden mücadele etmemiz gerektiğinin güzel de bir örneğini de aslında değil mi anlatmış olduğunuz izleyicilerimize. Çünkü dolardaki köpük var mı, gerçek fiyatı mı bu Türk lirasının diye düşündüğümüz zaman bunu bile bilemeyebiliyoruz. Çünkü enflasyon her şeyi, bütün davranışları, bütün fiyatlamaları bozuyor maalesef. İnşallah indiği günleri de telaffuz ederiz, konuşuruz sizlerle. Güzel bir hafta sonu diliyorum tüm ekibinize. Size Harun Bey çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Ziraat GMO araştırma müdürüyle konuştuk efendim. Şimdi Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Yatırım danışmanı sevgili Eda Karadağ olacak karşımda. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Euro dolarla izninizle başlamak istiyorum. Çünkü o tarafta uzunca bir aradan sonra 1.14 seviyesinin üzerindeyiz. Deutsche Bank az önce Euro dolarda long önerdi. Siz Gedik Yatırım olarak pound ve euro varlıkları için ne söylersiniz? Dolar endeksi gevşiyor. Kalıcı olur mu? Devam eder mi bu gevşemesi?
Evet, bu hafta önemli bir haftaydı euro yatırımcısı açısından. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı dün. Dolayısıyla karar sonrası aslında euro tarafında küresel anlamda bir güçlenme olduğunu da görmüş olduk. Ve euro dolar paritesinde de 1.14 seviyesinin üzerine doğru tepkiler başladı. Zaten hafta içerisinde de özellikle dolar endeksinde bir düşüş vardı. Yani euroda yavaş yavaş bir kıpırdanma vardı ve dünkü açıklamalarla beraber bu durum biraz daha hızlanmış oldu. Sürpriz bir durum yoktu faiz konusunda. Beklentiler dahilinde zaten herhangi bir değişikliğe gidilmedi ama tıpkı Amerika ve İngiltere merkez bankaları gibi artık ECB'den de bir faiz artışı sinyali geldi. Zaten İngiltere bu sürece başladı. Fed'de Mart ayında kesin başlayacak gözle bakıyoruz. Ama ECB tarafında piyasa çekimserdi. Çünkü daha net bir sinyal gelmemişti. Ancak sonrasında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları özellikle bu yıl için enflasyonu düşürmek adına bir faiz artışının masada olduğu ifadesi yer aldı. Yani o yüzden faiz artışı konusuna sıcak bakıyorlar. Şimdiden tabii ki Haziran ayına yönelik beklentiler yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Bunu da tahvil faizlerindeki fiyatlamalarda da dün zaten gelen açıklamalar sonrasında görmüş olduk. Tabii ki ne kadar hızlı bir faiz artışı olacak gibi bir yorum getirmek, bir öngörüde bulunmak bu süreçte biraz zorlaştı. Çünkü hepsindeki olay enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bunu düşürebilmek adına faiz artışına gidiyorlar ve dolayısıyla da bundan sonraki süreçte enflasyon verisi ne kadar izin verirse, nasıl bir performans sergilerse düşüş konusunda en azından bu da merkez bankalarının karar verme durumunu daha da belirginleştirecektir. Yani tamamen verilere bağlı hareket edecekler ki dün ECB de zaten bize bunun mesajını verdi. Şimdi paritede biz aslında şöyle bir tekniğine baktığımız zaman bir süredir yine yatay ve zayıf seyirler vardı. Ama artık an itibariyle 50 ve 22 günlük yani o 1.13'lerin üzerine yükselmiş durumda ortalamalarının geçtiği. Dolayısıyla şimdilik yatırımcılar hani aşağıda bir destek olarak izlemek isterlerse 1.1350'ler, 1.1310 seviyeleri destek noktaları olarak takip edebilirler. Tabii ki şimdi biraz dünkü açıklama sonrası oluşan bir yükseliş bu. Ama ne kadar uzun soluklu olur tartışılır. Belki önümüzdeki dönemde ECB üyelerinden gelecek mesajlar, enflasyon verisi biraz daha paritenin seyri açısından belirleyici olacaktır. Ve tabii ki unutmamak lazım dolar. Sonuçta dışarıda da dolar güçlenecek bir beklenti yaratıyor bizlere. Dolayısıyla bu da tabii ki önümüzdeki dönemde güçlü bir dolar paritenin biraz daha baskı altında kalıp o yükseliş hızını da törpüleyebilir. Eda Hanım, dün piyasalar tabii negatifti ancak bugün bir telafi çabası olduğunu gördük. Borsa İstanbul'da artıda aşı şu anda yarım puanın üzerinde. Gün içi kalıcı olur mu diye sormak isterim. Çünkü yani dünden bugüne aslında dünyada makro sorun anlamda çok bir şey değişmedi. Herhalde sadece bir miktar telafi etme çabası var yatırımcıların. Ne dersiniz? Evet, ifade ettiğiniz gibi biraz daha telafi çabası izleniyor. Çünkü daha net bir şekilde yön yukarı diyemiyoruz Borsa İstanbul'da. Aslında birçok risk var. Mevcut riskleri de konuşmaya devam ediyoruz. Dün enflasyon verisi açıklandı. Yüksek bir enflasyonumuz var ve önümüzdeki aylar içinde bu yükselişin devam etmesi öngörülüyor. Belki Aralık ortasından bu yana yeni ekonomi paketinin açıklanmasıyla beraber kurda bir dengelenme olduğu gözlemleniyor. Hani kurun en azından bu yatay seyri şimdilik Borsa İstanbul üzerinde ciddi bir baskı yaratmıyor desek bile yine de kurda net bir şekilde yön aşağı diyemiyoruz. Çünkü dışarıda olası bir dolardaki güçlenme kurları da rahatsız edebilir beklentisi hakim. Yabancı yok piyasada. Tamamen biz bize kaldık gibi. Bu da tabii ki yükselişimizi zorlaştırıyor. Tam olarak bizi 2000 puanların üzerinde çok güçlü bir şekilde hareketimizi destekleyememekte. Yabancı takas oranında da bir düşüş zaten dikkat çekiyor. Bunu da gözlemleyebiliyoruz. Piyasadaki mevcut riskler tabii ki yabancının da bize yönelik iştahını törpülemiş durumda. Bir tarafta da küresel anlamda Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler. Yani her ne kadar Türkiye burada ara bulucu konumunda olsa bile yine de oldukça işin tabii ki siyasi tarafı ama önemli bir durum. Yani işler daha da kötüye giderse, tansiyon daha da artarsa küresel tarafta oluşabilecek bir satış bizi de tabii ki aynı şekilde etkileyebilir. Şimdilik kısa vadede çok olumlu bir beklenti sunamıyorum. Belki önümüzdeki hafta yine 2000 puan üzerinde tepkiler görebiliriz ama bu yine çok güçlü bir beklenti içerisinde olmamamızı bize gösteriyor. Çünkü az önce saydığım mevcut riskler sürüyor. Hacimde de eklemek istiyorum. Hacimde de çok ciddi bir düşüş var. Yani zaten
az önce de ifade ettiğim gibi tamamen biz bize kaldı. Biz en son 40 milyar liraları geçtiğimiz haftalarda gördük 24 Ocak tarihinde ve o günden beri 40 milyar liraları bile aşamıyoruz. Evet. Bayağı zayıf bir hacim var ve bu da tabii ki bizim yükselişimizi destekleyemiyor. Dolayısıyla şimdilik hani bugün özelinde konuşacak olursam yukarıda zaten 50 günde 1975 puanlardan geçiyor. 22 günlükte 2000 puanların üzerinde ama şimdilik bizim için 50 günlük ortalaması gün içinde bir direnç noktası olarak takip edilebilir. En azından bakalım bugünü 50 günlüğünün altında mı veya üzerinde mi kapatacak? Sonuçta bugünkü kapanış haftalık bir kapanış olarak yorumlanacak ve önümüzdeki haftaya yönelik beklentileri de şekillendirecektir. Yani 2000 puan üzerine çok geçebilecek güçte görünmüyor Borsa İstanbul. Dışarıda da çok ciddi satışlar vardı. Evet, vadeliler Amerika'da belki tepkili sabah saatlerinden bu yana ama yine de risk iştahı çok güçlü değil. Dolayısıyla evet, yine zayıf bir görünüm var gibi gözüküyor. Evet, özellikle hacimlerin bu kadar çok düşük olması sizi de değil mi yorumlarınızda bir miktar daha temkinli olun uyarısına itiyor. Peki Eda Hanım, bilanço sezonundayız. Gedik yatırım olarak tabii ki siz hisseye odaklanmış bir aracı kurumsunuz. Çok eskisiniz bu anlamda kurum olarak. Nasıl bir his bilanço sezonu geçiriyoruz? İşte bankalar açıkladı değil mi? Yapı Kredi, işte Akbank ve Garanti Bankası bilanço açıkladı. Diğer taraftan dün TOFAŞ ve Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası'nı da görmüş olduk. Şaşırtan, üzen ya da umut vadeden varsa notlarınızda dinlemek isterim. Şimdi kurum olarak da biz tahminler açıklanmadan önce, daha doğrusu finansallar açıklanmadan önce kar tahminleri raporu yayınlamıştık ve bu raporda da bankaları ön plana çıkardık. Özellikle de özel sektör bankalarında iyi bir çeyrek geçirildiğini, dolayısıyla iyi finansalların gelip bunu biraz daha endeksi desteklemesini düşünüyorduk. Aslında finansallara baktığımız zaman, işte az önce siz de saydınız, Yapı Kredi, Garanti, Akbank gibi bankalar bilançolarını açıkladı dördüncü çeyrek. Beklentileri de tatmin eden iyi karlar geldi ama özellikle dünkü satışlara da baktığımız zaman, ki bankalar öncülüğünde bir satış vardı, yani biraz şaşırttı bizi. Yani zaten piyasanın genelinde de sosyal medyada da çok fazla yorum gördüm. Gerçekten hani bu kadar iyi gelen güçlü banka karları sonrasında Borsa İstanbul'daki bu satışın sebebini birçok piyasacı da aradı. Ne yazık ki bulamadık, mevcut konu başlıkların devam ettiğine yorum getirdik. Ama yine de tabii kalan özellikle özel sektör bankalarında yine dördüncü çeyrekte iyi karlar getirmesi bekleniyor. Net faiz gelirlerinde artış var. TÜFE tahvil getirilerinde aynı şekilde bir yükseliş söz konusu. Komisyon gelirlerinde de en azından bir artış var. Biraz tüketici kredileri ve kredi faizleriyle, kredi kartlarıyla alakalı olarak. Yani şimdilik hani bankalar açısından biraz daha olumlu bir çeyrek gözüküyor dördüncü çeyrek için konuşacak olursam. Diğer tarafta tabii dün mesela TOFAŞ'ın bilançosu vardı. Özellikle iyi bir bilanço geldi. Beklentilerin üzerinde bir bilanço getirdi TOFAŞ'ta. Projeksiyonlarını da yayınladı. Sunumunu da gerçekleştirdi. Yani karşımızda güçlü bir şirket vardı. Özellikle salgın öncesi bazı noktalara erişemediklerini ama önümüzdeki süreç için en azından yeni modellerin belki pazarda büyüme fırsatı olarak değerlendirilebileceğine yönelik açıklamalar dikkat çekiciydi. Tabii ki ihracat odaklı bir şirket olması dördüncü çeyrek finansallarına da olumlu yansıdı ve bunu da zaten dün açıklanan bilançosunda da gördük. Önümüzdeki dönem için gıda ve perakende de yine bizim kar tahminleri raporumuzda gıda ve perakende sektöründe BİM'in, ŞOK'un biraz daha ön plana çıkmasını bekliyoruz. Enerji tarafında artan o enerji fiyatları sebebiyle Aksa Enerji, Galata Wind, ki Galata Wind geçtiğimiz yıl halka arz oldu ama şöyle bir piyasanın geneline baktığımız zaman bu şirkete yönelik beklentiler önümüzdeki süreç açısından oldukça olumlu. Dolayısıyla bunu da yine beklentilerimizde iyi şirketler olarak sıralayabiliriz. Demir çelik fiyatları dördüncü çeyrekteki artış sebebiyle yine Kardemir, Erdemir'den de iyi bilançolar dördüncü çeyrekte gelebilir bekliyoruz. Ve cam sektöründe de yine şişe camın da belki ön plana çıkması beklentiler dahilinde ve yanlış hatırlamıyorsam son olarak teknoloji ve bilişimde de indeks bilgisayar var. Bu da yine takip ettiğimiz ve beğendiğimiz şirketler arasında. Ama bu dönem özellikle enerji, cam ve demir çelik sektöründeki değil mi,
olumlu görüntüye dikkat çekmek istediniz. Şimdi borsa tabii her şeye rağmen önemli bir yatırım aracı kalmaya devam edecek ama enflasyonu tam bu bilançolarda görmedik değil mi Eda Hanım? Yani enflasyon etkisini özellikle son dönemde elektrik fiyatları çok artıyor, işte birçok ürünün fiyatı artıyor. Dolayısıyla bu şirketler tam anlamıyla enflasyon bilançosu sundu mu yatırımcılarına, yoksa önümüzdeki çeyreklerde çok daha net bir şekilde enflasyondan dolayı iyi bilançolar gelme olasılığı daha mı yüksek, ne dersiniz? Şimdi tabii dediğiniz gibi aslında yükselen bir enflasyon var ve enflasyondaki yükseliş de devam edecek diye öngörüyoruz. Dolayısıyla bunun da önümüzdeki çeyreklerde, özellikle bu yılın birinci çeyreğinde bunun yansımalarını daha net bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu açıklama dördüncü çeyrek karlarında belki birçok şirket üzerinde bu kadar enflasyon baskısını hissetmemişizdir ama asıl birinci çeyrek, yani bu yılın birinci çeyreğindeki finansallar daha önemli olacaktır. Tabii ki şimdiden bir öngörüde bulunmam zor. Biraz daha bir önümüzü görmek gerektiğini ben düşünüyorum. Eda Hanım, son sorum petrolle ilgili. O tarafta değişik bir görüntü var. City Research ikinci çeyrekte küresel petrol piyasasında bir arz fazlası beklediğini söyledi. Böyle bir ortamda işte fiyatında %20 oranında aşağı gelebileceği kanısındalar. Örneğin Brent petrolün $83.55'ten özür diliyorum. Varil başına bu aralık tarafında fiyatlanabilir deniliyor. Siz kısa vadede petroldeki görüntüyü nasıl buluyorsunuz ve küresel piyasaları aşağı çeken bir etken olmaya devam edecek mi sizce? Tabii enerji fiyatlarındaki bu artış aslında enflasyon üzerinde ciddi bir baskı yaratacaktır. Ve açıkçası kısa vadede zaman zaman petrol fiyatlarında düzeltme hareketi beklense bile aslında ana öğün hala yukarısı. Ve bu yükselişte tabii ki dediğim gibi enflasyon, yani dünyada enflasyonla mücadele ederken bu düşüş patikasını biraz daha geç kalınmasına neden olabilir. Şimdi petrol fiyatlarına dönecek olursam, petrol fiyatlarındaki yükselişin aslında şu aşamada çok yeni bir sebebi yok. Mevcut konular devam ediyor. Nedir bunlar? Ukrayna ve Rusya arasındaki gelişmeler. OPEC Plus grubunun bu ay toplantısı oldu bu hafta içerisinde. Mevcut kararlarını korudular. 400 bin varillik üretim artışını Mart ayında da yapacağız dediler. Ancak burada bizim dikkatimizi çeken bir nokta, son dönemde belirttikleri miktara ulaşamıyor olmaları. Yani piyasaya yeteri kadar üretim yapamıyorlar ve bu da arz sıkıntısını beraberinde getirdiği için aslında fiyatları destekleyen en önemli unsurlar arasında karşımıza çıkıyor. Amerika'da soğuklar var, kar var. Dolayısıyla bunun da aslında biraz daha petrol fiyatlarının yükselişini desteklediğini görüyoruz. Diğer taraftan biraz daha dünya normalleşiyor, ekonomiler toparlanıyor, merkez bankaları sıkılaşıyor derken hani en azından risk iştahının biraz daha toparlanıyor olması da zaman zaman petrol fiyatlarını destekleyen en önemli gelişmeler arasında. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle Rusya ve Ukrayna'yı izliyor olacağız. Çünkü jeopolitik riskler her zaman fiyatları destekler ve bu riskler arttıkça fiyatlardaki yükselişi de bir o kadar arttırabilir. Petrolde talep toparlanıyor. Artık salgındaki dönemde yaşadığımız gibi petrolde aslında en kötüyü geride bıraktık gibi. Dolayısıyla yabancı kurumlar petrolle ilgili raporlarını sürekli güncelliyorlar. Yukarı yönde revizyona gidiyorlar. Ve bu da bizim de petrole dair beklentilerimizi aynı şekilde yükseliş yönünde olduğunu gösteriyor. Yani dediğim gibi kısa vadede zaman... Evet, Eda Hanım'ın bağlantısı sorun oldu. Zaten programımızın da sonuna gelmiştik. Petrolle ilgili analizini dinlemiş olduk efendim. Şimdi kısa bir aradan sonra kripto para programıyla bu haftayı kapatıyoruz artık.